15 Temmuz akşamı bu meydanların yiğitlerini, yaralılarımızı ziyaret ettik. Biz içeride de kendilerine ifade ettiğim gibi bu arkadaşlar gerçekten bu meydanların pehlivanları. Ziyaret ettiğimiz hastalar ve doktorumuzdan aldığımız bilgiye göre de diğer arkadaşlarımızın durumu da iyi ve her geçen günde daha iyiye gidiyor. Bu vesileyle başta hocamız olmak üzere bütün hastane personelimize, doktorumuza, başhekimimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten onlar da 15 Temmuz'dan itibaren, akşamından itibaren bütün hastanelerimize gelen hastalarımızla sağlık personelleri çok yakından ilgilendiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Hayatlarını kaybeden şehitlerimiz var. Cenab-ı Allah'tan onlara da rahmet diliyoruz. Onlar bu milletin iradesini koruma adına canlarını verdiler. O gece hem biz Gazze'yi yaşadık, hem Suriye'yi yaşadık, hem Mısır'ı yaşadık. Ve öyle bir mücadeleyle topun, tüfeğin, tankın karşısında milletin çelik iradesini ortaya koydular. Ve bu irade karşısında da gerçekten o tanklar, toplar eridiğini gördük. Onun için de bütün milletimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Millete rağmen hiçbir şey olmayacağını da bilmeleri gerekir artık bu darbe heveslilerinin. Tabii bu terör örgütünün, FETÖ terör örgütünün yapmış olduğu bu darbe girişimi PKK terör örgütüne yardım ve yataklık yapmaktan da bir farkı yok. Çünkü o örgütle mücadele eden bütün güvenlik birimlerimizi teker teker vurdular. Bu kadar hainlikle sınır tanımadılar. İşte milleti ne hale getirdiklerini şehitlerimizde gördük, yaralılarımızda gördük. O gün bizzat meydanlardaydık, meydanlarda gördük. Dolayısıyla bu hainlerin cezasının verilmesi noktasında da biz hiçbir tereddüte düşmeyeceğiz. Adalet çerçevesinde, hukuk çerçevesinde gereken neyse yapılacak. Bununla ilgili adli soruşturmalar zaten aynı gün başladı ve inşallah kısa zamanda bunu neticelendireceğiz. Bugün Bakanlar Kurulu'nda alacağımız kararlarla da bunu kamuoyuna Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız da duyurmuş olacak. İnşallah bu mücadelede bir evreye daha geçmiş olacağız ve bir daha darbeye millete rağmen millete silah doğrultmanın ne demek olduğunu, cezasının ne olduğunu, nelere mal olduğunu bizim hükümet olarak göstermemiz gerektiğine inanıyorum ki bu tür heveslerin hevesi kursağında kalsın. Bu yaralılarımızın o akşamki maruz kaldıkları şiddeti biraz dindirmiş olalım. Tabii bu noktada sadece bu örgütün kapsamı emniyet veya askeriye içerisinde değil, biliyorsunuz sivil uzantıları da var. Onunla da ilgili bütün bakanlıklar daha önceden yapmış oldukları hazırlıklarla beraber tekrardan gözden geçirerek gerekli işlemleri yapıyorlar. Yapmaya da devam edeceğiz. Evet. Şimdi ilk etapta 184 arkadaşımız, bunların 9'u rekabet kurumunda, diğer geri kalanı bizim bakanlığımızda çok çeşitli düzeylerde. Bu arkadaşlarımızın da kuvvetli bir şekilde o örgütle ilişkili olduğunu bildiğimiz ve daha önce de birkaç sefer işlem yaptığımız arkadaşlarımızı bu örgütle ilişkilerinden dolayı açığa alma işlemlerini gerçekleştirdik. Müfettiş arkadaşlarımızdan oluşan bir soruşturma komisyonumuz da oluştu. Bunlar süratle soruşturmaları tamamlayıp
gerekli işlemleri yapacaklar. Meslekten ihraça dahil her türlü tedbiri almış olacağız inşallah. Peki, teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun.